Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Şu an ince ince yağıyor ama biraz daha aslında lafa lafa yağıyordu. Şu an daha inceye düştü. Herhalde böyle birkaç gün devam edebilir. AFAD sürekli uyarı veriyor. Ama tutmuyor kar gördüğünüz gibi. Lafa lafa yağarken video çekmeye yetişemedim. Çünkü temizlik memizlik işte köpeklerin yemeği falan derken çok zaman alıyor işler. O yüzden şu anki kar yağışı böyle hafif sulu gibi yağıyor herhalde. İnce bir şekilde yağıyor arkadaşlar. Şimdi köpeklerin yemeğini de verdik. Al Capone'un tabii aklı hep dışarıda. Yemeğini yiyor. Güzel bir tavuklu makarna ve az bir şey mama katarak iştahını yerine getirmeye çalışıyoruz. Yemiyor normalde. Kızanlar olunca yemiyor. Şu an Reyna'nın kızanı var. Leyla'nınki bitti sayılır. Son demleri de yani şu an çiftleşmez yani. Reyna'yı bu tarafa aldım. Reyna'nın yüzünden dün akşam Baron Raskolin'e çok sert yapıyor. Raskolin de ona yalandan kolpa yapıyor. Çünkü Raskolin'in Reyna'nın yanına gitmesini istemiyor. Raskolin de ne diyorsun lan falan kolpa yapıyor şu an çocuk olduğu için. Raskolin de Reyna'yı kolluyor. Yani daha yavru ama bakın oradan Reyna'yı kesiyor yani. Raskolin. Şimdi Raskolin'i tek bıraktık. Venüs de biraz şeyde. Venüs'ünki de tam bitmemiş. O da karıştırıyor piyasayı. Onu da aşağıya aldım. Şu an burada Mars ve Oscar var. Kitty var. Venüs, Paris, Prada aşağıda. Bu Pars reisi de Reyna'nın yanına koydum arkadaşlar. Reyna. Pars'ı Reyna'nın yanına koydum. Reyna'nın da canı sıkılmasın diye. Pars reis ona arkadaşlık yapacak. Lady zaten hiç içeriden çıkmak istemedi. Hava şu an soğuk olduğu için Lady dışarıya çıkmak istemiyor. Islığa da basmak istemiyor. Korsan da onun yanında zaten. Çok feci rüzgar esti. Gerçekten acayip şekilde kış şartları geri döndü. Bakın şuradan su hiç akmıyor. Çatıya çıkacağım ama kar var. Hep oradan aşağıya akıyor. Tıkandı. Giderler tıkandı. Allah'tan bizim evinki yüksek de yani oraya kadar herhalde yaprak atmadı mı ne olduysa. Burası yaprak. Uçuşan yapraklar gideri tıkatıyor arkadaşlar. Orayı kar yağışı dursun. Çıkacağım çünkü şu an kayabilirim. Çatılarda da hafif kar var bu şekilde. Çatıya çıkıp orayı açmam lazım. Hep oradan aşağıya akıtıyor su. Yani o kadar ben temizlik yaptığım halde buralar böyle değildi yani. Şu an temizlik yaptık arkadaşlar. O yüzden böyle. Yani böyle rüzgar daha hiç görmedim. İnanın şu an televizyon... Çık 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 bakayım hadi. Çık! Çık! Geç hadi tamam geç bir kendine. Hayır sen gel buraya. Kitty sen nereye gidiyorsun? Kitty buraya gel. Kitty içeri gir. Hadi sen yok. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Bu Kitty çok inatçı kedilerin. Hadi gel. Çabuk geç. İçeri gir. Yukarıda kediler var. Bu diğerleri yakalayamıyor onları. Kediler de zaten ağaca çıkma antrenmanı yapıyor. Artık yavru olanlar da büyüdü. Onları da yakalayamazlar. Yani şu bakın şunu sökeceğim zaten. Bunu koparttı attı buradan. Yani rüzgar bunu koparttı arkadaşlar. Bunu sökeceğim zaten. Bakın. Şuranın şeylerini teker teker kopardı. Rüzgar bakın kenarlarda yok. Görüyor musunuz? Kabloyu kopardı. Yani şu şuralardan hep kopardı zaten. Bakın burayı ne yaptı. Bunu bile kırdı yani. Şuraya bak ya. Hani öyle böyle bir rüzgar değil. Şurada bir şeyler vardı. Onlar yok zaten. Neredeler belli değil. Bu direkt yıkılır dedim ama
Yani direğin yan yattığını görüyorum. Bayrağı indirecektim aşağıya. Bayrağı indirmeye yani artık şey yapamadık. Bayrak zaten patladı. Öbür bayraklar da patladı. Hepsi patladı. Yine bayrak takmamız lazım. Yani buralar hep bakın bu dallar mallar ta aşağıdaki çaylıklardan uçup buralara geldi. Oralarda makas yapılmıştı. Burayı temizledim. Bu kadar oldu yani. Şu mermer bakın ne kadar ağır. Mermer burada yatay bir şekilde duruyordu. Onu bile düşürüp kırdı yani bakın. Onlar bile kırıldı. Yine kış modunu açtık. Aşağıda duvar örülüyor. Biliyorsunuz. Orası da durdu inşaat. O şeyin brandası uçtu gitti herhalde. En son öyle bir şeyler oluyordu orada. Şimdi iyice sarmışlar onu. Hadi Vurgun gel kızım. Hadi Vurgun. Gel kızım. Vurgun. Vigü. Hadi kızım. Hadi gel. Hadi Vigü. Şu an elim donuyor. Vallahi şu Muhammed'in yollamış olduğu kamuflaj efsane. Ne su geçiriyor ne rüzgar. Açıkta kalan elim donuyor sadece ama geri kalan taraflar hiç üşümüyor yani. Yüzüm biraz tabii yüzüm kar maskesi takmaklık olduk yani şu an. 0 dereceye indi soğuk. Gel. Gel hadi gel. Gel kızım bakayım. Hani kızım? Hadi Vurgun. Vigü. Lan. Vurgun. Hadi Vurgun. Hadi Vurgun. Bilerek aşağıya inmiyor şu anda. Bilerek inmiyor çünkü aşağı kaçacaktı. Ben onu görüyorum diye. İnmiyor aşağıya. Hadi gel. Şu bellayı ne kadar salarsam salayım arkadaşlar yukarıya gider hemen gelir. Hiç evden bir yere ayrılmaz. Harbiden o konuda bella süper yani. Hiçbir yere kaçmaz. Hadi Vurgun. Hadi gel kız. Hadi gel kız. Hadi Vurgun. Hadi Vurgun. Hadi gel. Hadi Vigü. Hadi kız. Hadi gel bakayım. Şu an televizyon çekmiyor arkadaşlar. Televizyon o anteni biraz daha aşağı indireceğiz. Gel Vurgun. Hadi kız. Rüzgar anteni yamulttu. Orası da gel. Hadi gel bakayım. Hadi gel. Orası da karlı olduğu için oraya da çıkmıyorum. Yani televizyon izlemeyiz. Gel. Zaten televizyon izlemiyorum. Sadece haber. Şu kutunun elinde bir bellek aldı. Onunla ilgileniyor. Çünkü Reyna'yı Pars'a kaptırdı. Daha doğrusu Reyna'yı Pars'a verdim. Pars bunu arkadaşlık etsin diye. Aferin kızım. Şükür Reyna'nın da canı sıkılmasın. Yani burada durunca arkadaşlar şuna. Kaç. Şuraya bak. Kızım. Git. Kaç. Sakin ol. Sen sakin ol. Sussana ya. Escobar. Sen niye karışıyorsun ya? Sen panda ile oyna burada. Boz. Hadi oğlum benim. Seni yerim mi? Boss'ta artık Escobar'la birbirlerini çok seviyorlar. Sürekli oynuyorlar. Boss'a tahammül ediyor Escobar. Herhalde artık onu sevmeye başladı. İlk başlarda çok sevmiyordu arkadaşlar ama şimdi
Ben camdan gizli gizli izliyorum onları, tamam mı? Bak, bazen bir bakıyorum ne yapıyorlar diye. Çok güzel oynuyorlar. Bosa tahammül ettiğini anlıyorum yani oyunlarından. Oradan çık. Mars. Buralarda öyle bir yani yapraklar, mapraklar bir görseniz var ya arkadaşlar, burada yukarıda da elektrik direği var. O da yıkıldı yukarıda. Elektrik de kesti. Ama şimdi elektrik falan geldi Allah'a şükür. Ben şu üzüm asmalarını yapmıştım. Onlar da bozulacak dedim ama Allah'tan onlara bir şey olmadı yani. Bir tanesi çıktı oradan, onu takacağım. Pablo. Reyna buradayken yani burada o kadar bir hareketli anlar oluyor ki, Al Capone Baron'la Pablo yanlış anlıyor, bana mı dedin diyor, o ona gidiyor, burası karışıyor, küçük kutular buraya geliyor, Baron'a saldırıyorlar yalandan, Raskol kolpa yapıyor, Baron'u kızdırıyor. Baron, o ne oğlum? Aferin oğlum. Baron'u şimdi saldım arkadaşlar, geldi. Kitty. Bakın burayı tam temizleyemedim. Şu arka taraf hep yapraklar, mapraklar var. Hava açsın, o zaman temizleyeceğim. Böyle çok fazla da temizlik yapamadım. Bak burada dal parçaları hala, buralarda dal parçaları var. Böyle yapraklar falan. Vurgun da bu içeride yatıyor. Toprak kulübede yatıyor. Oranın içerisi toprak. Orada yatmayı seviyor. Ama üstü çamur oluyor. Bakın buralar hep böyle dallar mallar. Buraya toparladım. Bu şey yani. Böyle değil yani. Bayağı. Burası şöyle yaprak dolmuştu yani. Bakın şu şekilde. Burayı böyle burada bıraktım. Şimdi hava açınca temizliğini yapacağım. Bakın çatı şu şekil olduğu için şu an çatıya çıkıp o tıkanan yeri açmayayım diyorum. Çünkü kayarız mayarız, bir de şimdi onunla uğraşmayalım. Düşeriz aşağıya. Bakın vurgun arka tarafını görüyor musunuz? Orası kırmızı toprak ya. Çamur olmuş. Yügü! Yani yaz geldi, Nisan ayındayız ama havanın şekli böyle arkadaşlar. Gerçekten arabanın, yani ben de dün arabanın lastiklerini değiştirmeye gideceğim. Normal mevsimlik lastikleri takacaktım, kar lastiklerini çıkaracaktım. Ama yani böyle bir tesadüf olamaz. Kar yağdı yani. Daha henüz arabanın zorlayacak seviyesinde değil ama yağacağını söylüyorlar. Biraz daha dursun lastikler. Bakın o bayrakta hep dip tarafları parçalandı. Bos! Bos! Aferin oğluma benim. Aferin bos! Arkadaşlar, Bella'nın da durumu iyi. Eskisi gibi hepten şey değil. Yani yine zayıf ama şu an eskiye göre çok çok daha iyi. Bu da Al Capone'un menüsünden uyguluyoruz. Şu an havalar soğuk olduğu için de güzel yiyor. Ama hava böyle güneşli olduğu zaman yine iştah kesiliyor. Şu an birkaç gündür de çok iyi yemek yiyor. Hemen fark ediyor zaten. Bella'yı da çok fazla artık
Salmıyorum. Kendi gezmek istediği kadar. Ben onu çünkü yürüyüşe falan da getirmiyorum. Biraz da toparlıyor. Yürüyüşlere zaten geldiği zaman diğer köpeklere saldırıyor. Yürüyüşü kendisi yapsın. Kendisi çıkıyor. Buralarda dolaşıyor. Yani o demek ki ona yetiyor yani. Geçen gün çünkü hepten gıcık etti beni. Reyna biliyorsunuz Reyna yürüyüşlerde hep koşmak istiyor. Reyna'nın hep önünü kesip Reyna'ya şey yapıyor, saldırmak istiyor. O yüzden yürüyüşlerde kimsenin koşmasını istemiyor. Herkes lahana gibi yürüyecek diyor. Küçük bir ne yapmaya çalışıyorsun? Raskol! Görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıda biri mermi attı. Silah sesine de vurgun, silah sesinden korkmuyor arkadaşlar. Silah sesi olunca hemen o da tepki veriyor. Ne olur Bella? Çocuksun. 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 Hayır, hayır. Hayır, kedi değil, hayır. Ya küçük kedi sen neyin peşindesin? Kes sesini, sus. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.